Arkadaşlar merhaba. Bu videoda konumuz bitkili akvaryum kurulumu, zeminin hazırlanması ve bitkilerin eklenmesi olacak. Bu seriye yeni başlıyorum. Deneyimlediğim bütün aşamaları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlk etapta kumu eleyerek başlıyoruz. Çünkü bu akvaryumun kurulumunda torf kullanacağız. Normal bitki toprağı, bitki torfu olarak satılan herhangi bir yerden alabileceğiniz bitkinin kumu olarak geçen topraktan aldım. Onu güzelce eledim. Bunu zemine döşeme yapacağız. Zemine ne kadar olursa o kadar akvaryumdaki bitkilere besin sağlayacak. Zaten daha önceki videolarda da Wohlstatt yöntemini konuşmuştuk. Şu an aslında onu denemeye başlıyorum. Yaklaşık 2,5 cm civarında elenmiş toprağı buraya zemine ekliyoruz. Burada tabii ne kadar çok iyi elerseniz o kadar çok az hava oluyor aslında. O yüzden de sonrası için kolaylık oluyor. Ben elimdeki malzemeyle elek yapabildim. Diğer un eleği tarzı bir eleğim daha var ama onunla çok eleme işlemi olmadı. Daha çok kum eleği lazım aslında. Tabii mümkün olduğunca elimizdeki malzemeleri kullanmakta yarar oluyor. Tabii suyu eklemesini yaparken ilk etapta zemini oluşturduktan sonra suyu çok yavaş yavaş eklemeniz gerekiyor. Ki herhangi bir şekilde bir anda yukarıya doğru çıkmasın. Etrafa da zarar vermesin, yani akvaryum camlarına zarar vermesin, çok pislik bir hale gelmesin akvaryum. Aynı zamanda da kurduğunuz zemin hizası da bozulmaması için narin bir şekilde suyunu döküyorsunuz. Burada aşama aşama ıslatma yöntemi yapacağız ve bu şekilde de elimizdeki çubuklarla karıştıracağız ki içindeki hava çıksın. Daha sonra içinde hava kalması üzerine koyacağımız dere kumu ya da işte Vitasent olarak marka olarak satılan da kumu eklediğimizde herhangi bir salınım yapmasın torftan. Mümkün olduğunca içindeki havayı çıkarıyoruz. Bu şekilde dairesel hareketler de yapabilirsiniz. Tamamen kafanıza göre, yeter ki havayı çıkaralım. Yoksa direkt torf koyup üzerine dere kumu koyduğunuzda ve üzerine su eklemeye başladığınızda hepsi birbirine karışacaktır. En alttaki hava yukarıya çıkarak bütün bu yaptığınız projeyi bozacaktır aslında. Burada tabi suyu ekledikten sonra biraz alçalabilir. Çünkü suyu çektikten sonra daha da aşağı iniyor bitki toprağı. Bunu yaptıktan sonra, bu torfu ıslattıktan sonra ben biraz daha ekledim. Siz de böyle aşamalı şekilde yaparsanız daha temiz bir işçilik yapmış olursunuz. Yaklaşık 2 cm, 2,5 cm civarında hem bitki torfu hem de üzerine dere kumu yeterli olacaktır. Tekrardan ıslatma sistemini uyguladım. Siz de bu şekilde ıslatma sistemini uyguladıktan sonra yine başa dönüp havasını çıkarmak için tahta çubukları kullanabilirsiniz ya da elinizde o an ne varsa malzeme olarak. Buradaki amacımız tabi mümkün olduğunca zemini hazırlamak. Bu zemini hazırlarken suyun eklenmesi çok önemli. Burada suyu eklemekte biraz hassas davranmak lazım. Az eklerseniz tekrar hava yukarı çıkar. Çok eklerseniz benim burada yaptığım gibi bezle ancak onu fazla suyunu çekebilirsiniz. Bu normal bulaşık bezi olarak kullanılan bezlerden aldım. Üzerine yapıştırdığımda akvaryumdaki zeminin oradaki bütün suyu çekti. Gayet de istediğimi başardım aslında. Size de tavsiye ediyorum. Eğer içinizde mutlaka fazla ekleyen olacaktır suyu. Çünkü hepimiz hemen hemen ilk defa böyle bir kurulum yapıyoruz. O yüzden de bunu tamamıyla şiddetle tavsiye ediyorum sizlere. Bayağı bir işinizi kurtaracaktır. Ben çok su ekledim, ne yapacağım stresine kapılmazsınız en azından. Bir sonraki aşamaya geçtiğimizde camın etrafında tabii eskaza pislikler oluşuyor. Bunları da peçete yardımıyla, özellikle peçeteyi biraz ıslatırsanız daha da sağlıklı olacaktır. En azından akvaryum camını çizmezsiniz. Onları güzelce temizliyoruz. İlk aşamada torf zeminini hazırladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi ben Pet Shop'tan Vitasent markanın kumunu aldım. O Vitasent kovasından yaklaşık bu akvaryum için bir 10 kiloya yakın kum aldım. Zaten ölçüleri 50-29-29 şeklinde. O yüzden de tahmin ettiğim kadarıyla yeterli olacağını düşündüm. Kum eklemek de çok önemli. Burada kumu eklerken ilk etapta ellerinizle eklemenizde, bu şekilde eklemenizde fayda var. Yani öncelikle bir ince bir katman oluşturmak, bir yere çok fazla ağırlık vermemek, daha sonra üzerine kum eklemek daha iyi olacaktır. Bu şekilde kumu eklemeye devam ediyoruz. Aşama aşama, aşama aşama çok hassas bir şekilde ve çok sabırlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor.
ne kadar çok sakin ilerlersek o kadar güzel bir sonuç çıkacaktır. Bu sistemde acele etmek kesinlikle sizi yanlış durumlara sevk edecek. Yani beklediğiniz görüntüyü alamayacaksınız. O yüzden de bu videoyu da çok uzun tuttum. Aslında her aşamayı görmenizi istedim. Umarım siz de videoyu beğenirsiniz o anlamda ve istediğiniz anlamda bir katkı sağlar size de. Tabii bitkili akvaryum birçok kişi için genelde yosun problemi yarattığı için hayal kırıklığı oluyor ama insan yine de vazgeçemiyor. Ben de bırakıyorum, tekrar başlıyorum. Bir başka akvaryumda başka yosunlarla uğraşıyorum. O yüzden hobiyi sevdiğimiz için yine kuruluma devam ediyoruz. En kötü bozarız, yine kurarız. Yani hobinin içinde olduğumuz sürece aslında her türlü sonuç alırız. Konumuza dönecek olursak 2,5 cm toprak, 2,5 cm dere kumu. Burada dere kumundaki amaç da bir köklerin daha rahat dibe inmesi aynı zamanda ve alttaki katmanı da kapatması. Şimdi burada lav kırığı kullanırsanız köklerin aşağı inmesi biraz daha zorlanabilir ve siz bitkiyi ekerken de, daha doğrusu dikerken de siz de zorlanabilirsiniz ve aşağıdaki torfun yukarıya çıkma durumu olabilir. O yüzden onu engellemek adına biraz iri taneli, silis kadar da ince değil, iri taneli dere kumu kullanıyoruz. Yani bunu zaten videodan da anlayabilirsiniz. Ne çok küçük ne çok büyük, orta taneli kullanabilirsiniz. Büyük taneli de kullanabilirsiniz. Yani amaç bir katman oluşturmak ve alttaki bitki toprağının yukarıya çıkmasını engellemek. Suyu eklerken de her zaman olduğu gibi yine poşet kullanıyoruz. En güzel ekleme sistemi olarak ben bunu buldum. Yani bitkili akvaryum kurduğunuzda üzerine 2-3 poşet yaydığınızda istediğiniz kadar özgürce suyu dökün. Zemine hiç zarar vermiyor. Bütün basıncı o tutuyor zaten. O yüzden de siz de çok rahat ediyorsunuz. Sabırlı bir şekilde yine burada kloru gitmiş su kullanıyoruz. Dinlendirilmiş su veya işte çeşitli malzemeler kullanarak. Bende Reflowers'ın conditioner'ı var. Yani su düzenleyicisini kullanıyorum. Direkt çeşmeden aldığım sularda onu bir süre kullanıp havalandırıyorum. O şekilde de ani su değişimlerinde bana destek oluyor. Ama diğer akvaryumdan da burada yarısını diğer akvaryumdan aldım. Hazır akvaryumda, bitkili akvaryumumda biyolojik döngüsü oturmuş bir sistem. Tabi burada bitkileri de kargo yoluyla alınca ister istemez farklı beklentileriniz oluyor. Yani hem olumlu hem olumsuz, bitkiler sağ salim gelecek mi? Aynı zamanda geldiğinde adi salyangoz olacak mı? Herhangi bir problem yaşayacak mıyım? Endişesine kapılıyorsunuz. Ben de internetten şu dönemde sipariş ettim. Ve 4 çeşit bitki sipariş etmiş oldum. Bunlar için de tabii suda bekletmemiz gerekiyor. Ben bu bitkilerin adlarını videonun açıklama kısmına ekstradan yazacağım. Alt kısımda göreceksiniz. Aynı zamanda bu bitkileri yaklaşık 1-2 gün suda bekletirseniz en azından farklı bir maddeler varsa üzerinde ya da adi salyangoz vesaire bir gözlemlemiş olursunuz. Gözlem her zaman iyidir bu hobide. Ben onları yaklaşık 1 gün, 1,5 gün boyunca orada beklettim ki herhangi bir ekstra madde varsa üzerinde ya da bir salınım yapma durumu olacaksa onu yapsın. Aynı zamanda da o kargo yorgunluğunu atsın diye düşündüm. Zaten daha sonra da bitkileri eklerken de fısfıs yardımıyla bütün köşelerine sıktım. Olası bir salyangoz yumurtasını da temizlemiş oldum ki zaten çok da temiz geldi bitkiler. Burada tabii akvaryumumuzun suyunu 6. ya da 7. gün, işte siz ne kadar süre verirseniz, kimisi 3. günde yapıyor, baştan bir değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden ilk başta bitkiyi eklemeden, kurulduktan sonra, suyu ekledikten sonra ilk gün akvaryumda bu suyu komple boşaltıp sıfırdan bir tekrar tazeleyerek bitkileri eklememiz gerekiyor. Çünkü torfun burada verdiği ağır kimyasallar ilk etapta bitkilere de zarar verebilir. Döngüyü oturtmamız adına ilk kurduğumuz akvaryumdaki ilk suyu tamamen boşaltıyoruz. Burada tabii artık bir gün geçti. Ben bitkileri serdim, onları inceledim. Neredeyse hiçbirinde bir problem yok. Çok ufak tefek çürümeler var. Onlar da zaten akvaryumda her bitkide var. O yüzden gayet güzeller. Kimisi çok köklü, kimisi çok büyük yapraklı. Kimisi de işte daha küçük ama daha böyle yeni bir fide olarak, yeni bir sürgün olarak oluşmuş. Hepsinden şu anlık memnunum. Bakalım ilerleyen zamanlarda hem bu bitkiler nasıl adapte olacak akvaryuma, hem de biz bu bitkilerden ne kadar memnun kalacağız. Özellikle tarz anlamında onu göreceğiz.
Tabii daha uzun olanlara arka plana ortaya da çınarı eklemek istedim. Ön planda da yine bir küçük zemin bitkisi olarak 3-5 tane ekliyorum. Yine geri dönecek olursak burada suyu komple boşalttık. Tekrardan sıfırdan dolduruyoruz. Yine poşet kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani tabak da kullanabilirsiniz ama tabağa göre poşet kesinlikle daha verim verici bir ürün oluyor burada. Daha iyi sonuç alıyorsunuz. Daha sonrasında tabii bu akvaryuma ekstra su eklerken yine dinlendirilmiş suyu kullanabilirsiniz. Eğer çok büyük bir akvaryum kuracaksanız bunları hesaplamanızı iyi yapmanız lazım. Ama tavsiyem daha orta ölçekli bir akvaryumla başlamanız her zaman. Tabii akvaryumda büyük akvaryum avantajdır ama bu hobide ilk etaplarda küçük olmasa da belki orta ölçekli akvaryumlarda başlamak sizin en azından olaya hakim olmanızı sağlar. Bitkileri çok hassas bir şekilde dikmeye çalıştım. Çünkü bir yandan da hep alttan torf çıkacak mı acaba diye bir gerginlik yaşadım aslında. Burada ilk koyduğum bitki de ilk başta tam oturmadı. O hassasiyetle beraber tabii deneme yanılma yöntemi biraz daha aşağı doğru bastırınca kökün iyice torfa kadar gittiğini gördüm. Siz bastırırken de bu bitkinin altındaki dere kumları aşağı doğru iniyor ve torfun yukarı çıkmasını engelliyor. O da çok güzel bir garanti sağlıyor size. Gördüğünüz gibi herhangi bir su bulantısı vesaire görmüyorsunuz. Oldukça da iyi oluyor. Bu şekilde aşama 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 iri olanları, daha uzun olanları arkaya doğru, daha kısa boylu olanları ön tarafa doğru diktim. Aydınlatmam zaten akvaryumun aydınlatması. Bu aydınlatma şu anda sanırım 40-50 lira civarında satılıyor. 50 santim boyunda. Akvaryumu da ben bir pet shop'ta denk gelmişti. Cama cam akvaryum. Oradan almıştım 50-29-29 boyutumda. Şu anda da aynısını bulamıyorum. Yani çok kişi soruyor. Ben de hatta şu an aynısını bulabilsem yani en az 2-3 tane alıp kenara koyabilirim. Çünkü bu akvaryumlardan yan yana çok güzel görüntü sağlanabilir. Yine sol köşeye uzun olanları diktim. Ektim artık onu siz nasıl derseniz. Bunları da küçük olanlarını ön tarafa aldım. Burada en hassas bitki aslında bu çınar bitkisi gibi gözüküyor. Bunlar gözüme birazcık küçük geldiler. Yani bu bitkileri gönderen satıcı çok küçük boyutlarda göndermiş ama tabii oldukça köklüler. O yüzden aslında burada benim odaklandığım bitkilerin kökleri. Bu akvaryum sistemi de, Volstat yöntemi de aslında akvaryumların bitkilerin köklerine daha çok odaklanıyor. Çünkü kökten beslenen bitkiler bu sistemde daha başarılı oluyor. Tabii ki karbondioksit bunda olmayacak, sıvı gübre olmayacak. Bu yüzden her bitkiyi burada bakmamız da mümkün değil. Ama bakımı kolay bitkilerle ilerleyebiliriz. Bakımı kolay bitkiler de zaten karbondioksit desteği istemeyen bitkiler. Normal şartlarda bu Volstat yönteminde filtre kullanmasanız da olur. Sadece aydınlatma ve ısıtıcı ile çözüyorsunuz durumu. Ancak ben her ihtimale karşı yine bir başlangıç olduğu için bir sirkülasyon yapması adına küçük bir Eurostar SP300 modeli iç filtreyi bağladım burada. İçine de elyaf koydum. Hani sünger de kalabilirdi ama içinde elyaf vardı zaten. Onu da başlatmış oldum. Isıtıcıyı koyup koymamakta emin değilim. Bir süre ısıtıcıyı aslında tutabilirim. Gece akvaryumun sıcaklığı 21'e, gündüz 23'e çıkıyor. Gece 21'e düşüyor, gündüz 23'e çıkıyor. Bu yüzden de bu aralıkta bitkilerin iyi sürgün vereceğini düşünüyorum, iyi gelişim sağlayacağını düşünüyorum. Eğer herhangi bir şekilde olumsuzluk yaşarsam kesinlikle ısıtıcıyı burada kullanabilirim. O yüzden de test ettim. Hem gece sıcaklığını hem gündüz sıcaklığına baktım. Bu sayede de aslında 2 derecelik bir oynama olduğunu fark ettim. Bu mantıkla da aslında oda sıcaklığının gayet ona yeterli olduğunu gördüm. Akvaryumda ikinci günü aslında kurulumun ikinci gününde böyle bir görüntü elde ediyorsunuz. Bu görüntüyle de zaten yavaş yavaş sistem başlamış oluyor. Daha da güzel hale getireceğimizi umuyorum. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Özellikle videolarımı beğendiğinizde ve yorum yaptığınızda daha da büyük destek alıyorum sizden. Umarım sizler için açıklayıcı bir video olmuştur. Ben burada bu hobide aslında birçok şeyi deniyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Birçok deneyimimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Umarım bunda da başarılı oluruz. Bu seri için bu bir başlangıç. Bu serinin devam videoları da gelecek.
Mümkün olduğunca haftada bir bu akvaryumu güncellemeye çalışacağım. Özellikle büyük bir değişim hissedersem. Herkese buradan teşekkür ediyorum. İyi hobiler diliyorum, iyi seyirler diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.